Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere EBOB EKOK nedir, nasıl bulunur bundan bahsedeceğim. 7'den 77'ye matematik yayınımızda dediğim gibi en temel konuları, en temel bilgileri aktarmaya çalışıyordum. Şimdiye kadarki videolarımı izlediyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. EBOB EKOK nedir? Arkadaşım, şimdi EBOB ve EKOK'la ilgili özellikle açılımını merak ediyorsundur. En büyük ortak bölen. Kim bu? EBOB. En büyük ortak bölen. EKOK kim? En küçük ortak kat. En küçük ortak kat. Şimdi iki sayı alalım. Mesela neyi alalım? İşte 120 ile 36'yı alalım. 120 ve 36. Bu sayıların EBOB'u nedir? EKOK'u nedir? Arkadaşım bak, tanımı veriyorum. EBOB'u 120 ile 36'yı bölen en büyük sayıdır. Açılımı neydi zaten? En büyük ortak bölen diye. 120 ve 36'nın her ikisini de bölen en büyük sayıya ben EBOB diyorum bak. Ama en büyüğüne. Yani 126 ile 30, 120 ile 36'yı 2 bölebilir. 1 böler, 2 böler, 3 böler. Ama en büyüğü kim? Onu bulmak istiyor yani adam, tamam mı? EKOK da şudur. 120 ile 36'nın en küçük ortak katı, tamam mı? Şimdi tanım çok önemli. Yani EKOK ne kardeşim dendiğinde senin cevabın EKOK verilen 2 ya da 3 ya da birden fazla sayı olacak yani. Yani 2 sayı seçtim ben burada ama 3 de olabilir, 4 de olabilir. Bu sayıların hepsinin ortak katı olacak ama en küçük ortak katı olacak. Yani mesela 5 ile 10'u düşün. 5 ile 10'un ortak katı nedir? 10'dur, değil mi? 20 de olur, 30 da olur. Ama en küçüğü kimdir? 10'dur yani. Mesele bu. En küçüğünü bulmak EKOK işi. Peki hocam, bulalım. Bulmada da şöyle bak, önce mantığını kavraman için uzunca yapacağım. 120'nin bölenlerini düşün. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5 böler, 6 böler, 7, 8, 8 böler, 9, 10 böler, 12 böler. İşte kaç böler, başka ne böler? 24 kere 5, 120 değil mi mesela? 24 böler. Hocam 18 böler mi? 18 kere kaç? Yok, olmuyor. İşte 24. Başka? 36. 40 böler mesela. 30 böler. Pardon. 30 böler. 40 böler. 60 ve 120. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane hakikaten ya. Eksik yazmayalım. 120 neydi arkadaşım? Asal çarpanlarını ayırırsan, bak şimdi bir önceki videoyu da tekrar ediyoruz. Dikkatle takip et. 2'ye bölüyorum 60, 2'ye bölüyorum 30, 2'ye bölüyorum 15, 3'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Ne yaptım? Asal çarpanlarını ayırdım. 2'ye bölünmeyene kadar 2'ye böldüm. Baktım 15'e geldi, 2'ye bölünmüyor. Sonraki asal sayıya geçtim. 3'e böldüm 5. Artık 5'e bölünüyor. Yani neymiş bu? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 3 tane 2 var. 3 üzeri 1 çarpı 5. Bunun pozitif bölen sayısı nedir? Kuvvetlerini 1 arttırıp çarpmaktır, değil mi? 3 artı 1 4. 1 artı 1 2. 1 artı 1 2. Kaç yaptı? 16. Bak biz 2 tane eksik yazmışız. Onlar da nedir biliyor musun? 48 bölüyor mu bunu? Hangisi böler? Hemen bulmalıyım. 20 böler. Şurada mesela 20'yi yazmamışız. 20 böler. 24 böler. Bir tane bulduk. 12, 15 böler arkadaşım bir de. 15. 15 kere 820, evet. Bir de şuraya 15 ekleyelim. 10, 12, 15. Tamam arkadaşlar. Biraz uzunca dediğim gibi ama bilerek böyle yapıyorum. Daha böyle içinize sinsin yani şu EBOB EKOK. Çok problem ediyorsunuz çünkü ya. Ne var şunda? Şimdi arkadaşım, 120'nin bütün pozitif bölenlerini yazdığında 36'yı da
120'yi de bölen en büyük sayı nasıl bulunur? Böyle bakarsın. 8 bölüyor mesela. Şuraya kadar devam et ya da 1 bölüyor değil mi? 36'yı. 2 bölüyor, 3 bölüyor, 4 bölüyor, 6. 6 da bölüyor 36'yı. 8, 10, 12 bölüyor bak değil mi? 12 bölüyor. 15, 20, 24, 30. Buradan sonrası bölmez zaten çünkü 30'dan da büyük sayılar da geldi. Çok yakın sayılar oldu. 36'dan şöyle 36'yı bölen 12'den sonra bir sayı bulamadın. Demek ki 120 ile 36'yı bölen en büyük sayı 12. Tamam. Yani buradan OBEP, EBOB, EBOB eşittir 12 dersin. Yani 127'yi de 36'yı da bölen en büyük sayıyı bulursun böylece. Bu kadar uzun. Yani daha kolayı, daha kısası yok mu? Var tabii ki. Bak bunu yazdım tamam. Sileyim ya da dursun bir. Şunu da bulsa yok. Sileyim şimdi. Sileyim şimdi. Anlaşıldı değil mi? Peki. EBOB bunu öyle buldun. O zaman bir de şöyle bulalım. 120 sayısının 36 ile şöyle birlikte asal çarpandan ayrılmış halini bulalım yani birlikte ama. Şimdi 2'ye böl 60, 2'ye böldün 18. İkisini de bölüyorsa işaretliyorsun. Çünkü biz neyi arıyoruz? EBOB'u arıyoruz ve ikisini de bölen sayılar lazım. O yüzden böyle şey yazacağız. Yani ortak bölenleri işaretleyeceğiz. Sonra 2'ye bölünen bir tane bile sayı olsa 2'ye bölüyorum 39. İkisini de böldü mü? Böldü. İşareti koydum hemen. 2'ye bölünen 30 var değil mi? 2'ye böldüm 9 bölünmedi. Bunu böldü, bunu bölmedi. Buna işaret koymuyorum. 2'ye bölünen sayı kalmadı. 3'e geçtim artık. Bir sonraki asal sayı 3 ile ikisini de böldü. Bir daha 3'e bölünen var. 5 bölünmedi. 5'e böldüm 1. Demek ki arkadaşlar bu 120 ve 36'yı ortak bölen sayılar belli. 2, 2, 3. Yani 2 çarpı 2, 2'nin karesi çarpı 3. Ne yapar o da? 12 bak az önce bulduğumuz adam. Yani EBOB 120-36 nedir? 12'dir. Tamam. Yani mantığı kavradın değil mi? Neyi arıyorsun? Onu bir anlaman lazım çünkü. Bunu anladın. Peki ekok nasıl bulunur? Ekoksa şöyle düşün. 120 ile 36'nın katlarına gidiyorsun. Mesela 120, 240, 360, 480, 600 falan falan falan. 36'nın katlarında gidiyorsun. 72, 108, 144, 180. Sonra mesela ne gelir? İşte 216, 200, 36 ekle 252, 36 ekle 290 mı? 36 ekledin, 200 yok, 288. Sonra 36 ekle. Ne gelir? 336 eklersen 24 gelir. 36 ekle 360 falan falan falan. Böyle gidiyorsun. Yani hocam bunu da uzunca bulacağız. Bak önce uzuncasının bir mantığını kavra diye yapıyorum. Sıkılma yani. Bir kere yapacağım. Başka da uzunca çözmem zaten. 120, 240, 360, 480, 600 gidiyorsun. Burada giderken İkisinin birden katı olan ilk sayıyı bulacaksın. Sonrakiler önemli değil. Niye sen ekokta en küçük ortak katı arıyorsun? Şimdi 120, 36'nın katı mı? Değil. 240, bak yok değil mi? 360, aha da var. Gördüğün gibi o zaman bu iki sayının ortak katı olan ilk sayımız 360 olduğundan ekok ortaya çıkmış oldu. Yani ekok 120, 360. 120, 36, 360'tır. Tamam. Mesele bu. Peki daha kısası nedir? Gel şimdi buraya tekrar. Burada ortak çarpanları çarptığında EBOB'u bulmuştun değil mi? Eğer buradakiler hepsini çarparsan ekoku bulursun. O da bak şimdi çarpalım. Çarpalım hemen. 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. Çünkü 2, 2, 2. 3'ün karesi. Evet. Çarpı 5. 3'ün karesi 9 kere 5. 45. 45'i 8 ile çarp. Ne yapar? 360 yapar. Gördüğün gibi daha kolayca, basitçe buldun. Demek ki bu şekilde yani kısaca EBOB ve EKOK bulmak mümkündür.
Ben bu kadar anlatacağım. Yani daha detaylı bilgiler var ama sana bulmayla ilgili ve bunu kavramayla ilgili bilgileri vermek istedim bu yayınımda. Daha detaylı bilgileri kitaplardan ve benim ilerleyen daha sonraki şu 7'den 77 yayını bittikten sonraki videolarımdan öğrenebilirsin. Hoşça kalın, takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.